Yaprak Partisi İktidara bir türlü gelemediği ya da iktidardan düştüğü için bölünen parti görülmüştür. Ama daha kurulmadan bölünen parti ilk defa rastladık. Küskünler Partisi bu. Tayyip Erdoğan'a küskünler diye de okuyabilirsiniz. Bunlar ikiye bölündüler. Biri Yaprak Partisi, pardon Gelecek Partisi, öteki de ne üdüğü henüz bilinmeyen parti. Ne adı belli ne programı. Abdullah Gül ikinciyi destekliyor, birinciyi desteklemiyor çünkü Davutoğlu'ndan hoşlaşmıyor. Bu durumda birinci parti ciddiye alınmıyor, ikincisi azıcık daha ciddiye alınıyor. Niçin? Abdullah Gül çok büyük bir adam olduğu için mi? Arkasında geniş kitleler mi var ki seçmen Tayyip Erdoğan bir kalemde silip onun peşine takılacak? Elbette öyle olmayacak. Öyle olmayacağını kendileri de biliyorlar. Basının Tayyip düşmanları da. Amaç AK Parti'den oy tırtıklamak ve başkanlık seçimini hiç olmazsa ikinci tura bırakabilmek. O zaman geldik geliyoruz iddialarını hiç olmazsa 2028 yılına taşıyabilecekler. Tüh ucundan döndük diyecekler ama gelecek sefer bu iş tamamdır. Asıl çıngarda o zaman çıkacak. 2028 Erdoğan 74 yaşında, Gül 78 yaşında. Eh Davutoğlu 69, Babacan 61. Onlar genç. Meral Hanım'ın yaşını yazmadık, ayıp olmasın. Zaten Cihangirli hanımlar ve gençler karizmatik lider istemiyorlarmış. Zaten 2000 kuşağı da mal ergen tanımını daha yakınmış. İyi, karizmatik olmayan, hatta lider bile olmayan bir lider bulur, karizmatik olmayan bir Türkiye'de yaşarsınız. Gençler nasıl olsa 70'li yılları da bilmezler, 90'lı yılları da. Yaşamazsınız tabii, kaçarsınız.'' Kiminiz New York'a, kiminiz Washington'a, kiminiz Berlin, kiminiz Stockholm. Yaprak Partisi'nin kurucular listesine baktık. Amigo basının dikkat çekici isimler var dediğinin aksine kimsenin tanımadığı isimler çoğunlukta. Bilmem nerenin eski bilmem nesi Ankara muhabirlerinin bile ilgi alanında değildir. Basında iyi kötü tanınan Etyan Mahçupyan ve Hakan Albayrak. Bunlar light liberaller. Bir de ağır liberaller var. Ali Bayramoğlu, Yıldıray Oğur, Akif Beki falan. Onlar herhalde babacan yanlısı oluyorlar. Kürtçü Türk liberalleri ayrı. Onlar bu işe bulaşmıyorlar. Kendi özel gündemleri var. Kürt devletini kurdurmak. Kapışırlarsa çok eğlenceli olacaktır. Birleşirlerse daha da eğlenceli olacaktır. Fakat biz Nihal Olçok'un Yaprak Partisi'nde ne işi olduğunu anlayamadık. 15 Temmuz gecesi FETÖ kurşunlarıyla hem eşini hem de oğlunu kaybeden Nihal Hanım'ın derdi nedir? Tayyip yüzünden öldüler demeye mi getiriyor? Bugün pazar, biraz da gülelim. Başkanlık sistemi devam ettiği takdirde demokratik toplum düzeni sürdürmek mümkün olmayacaktır. Ahmet Davutoğlu 2019 İşte buradan ilan ediyorum. Hiç kimse benim ağzımdan liderim ve partim aleyhine tek bir kötü söz duymayacaktır. Ahmet Davutoğlu 2016